Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir bluz çalışması yapacağız. Bluz çalışmamızı örmek için yakadan başlıyoruz. Roba kısmımızı artışlarımızı yaparak yeterli ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Hangi yaş grubu için öreceksek ilk zincir sayımızı o yaş grubumuza uygun olarak başlayalım. E, bu Şu an elimde tuttuğum bluzum 0-8 aylık bebeklerimize rahatlıkla olabilecek e, bir bluz çalışması. Daha büyük yaşlar için 70 zincir 75 zincir 80 zincir olarak ayarlayabiliriz. Şu şekilde boyun ölçüsünü ayarladıktan sonra çocuklarımızın o kadar zincirimizi çekip trabzanlarımızı örelim. Arkası düğmeli olacağı için herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Evet, bluzumuzu e, yeterli ölçü olduktan sonra gövde kısmımızı örüyoruz. Sonra birer birer kollarımızı da ördükten sonra fırfır kısmımızı örüp tamamlıyoruz. Kol ve e, etek ucu detaylarını zincirle tamamlıyoruz. Hem önünde hem arkasında bakınız. Robada kullandığımız fırfırımızla aynı ipi kullanarak kolumuz ve en alt etek ucu detaylarımızı kullanıyoruz ve bluzumuz hazır hale geliyor. Şöyle hem omuzlarımızı hem de arkasını görelim. Bir tane düğme kullanarak arkamızdan bluzumuzu kapadım. Şöyle gördüğümüz zaman son derece şık bir çalışma oldu. Umarım çalışmamızı sizler de beğenirsiniz. Evet kanalımıza abone olarak bizi desteklerseniz beğeni ve yorumlarınızla bizlere fikirler sunarsanız çok mutlu olurum. Ve zil sesini de aktif hale getirerek yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olursanız hep birlikte güzel örgüleri beraber öreriz. Evet kolay gelsin diyerek bluzumuzu örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Bluzumuzu örmek için Baby Soft Kartop ipini kullanıyorum. İpimiz 100 gram ve 330 metreden oluşmakta. Bakınız örmemiz gereken şiş ve tığ numaraları da burada görülmekte. Biraz e, dolgunca bir ip. %80 akrilik, %20 polyamitten oluşmakta. Renk numaramız K19. Tam net beyaz değil. Ekro biraz kırk beyaz diye adlandırdığımız beyazdan. Ve e, bluzumuzu örmek için. 3 numaralı tığımı kullanıyorum. İpim biraz dolgun olduğu için bakınız burada 5 yazıyor. Fakat milimetreyi gördüğümüz kısım bizim kullandığımız ve sizlere söylemiş olduğumuz numaramız. 3 numaralı tığımızda hemen zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. Hangi yaş grubu için örüyorsak yeterli boyun için zincirimizi çekerek başlayalım birinciyi düğüm atıyorum bunu düğüm olarak sayıyoruz zincirden saymıyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 65 tane zincirimi çektim ve hemen ölçümüzü alalım ben küçük ölçüde başlamak istiyorum Sizler büyük örmek isteyen arkadaşlarımız biraz daha zincirimizi çeksinler. Şöyle kıyaslamamızı yapalım. Ölçümüzü tığdan tarafa tutuyorum. Ve şöyle görüyorum bakınız. 30 santim zincirimin ölçüsü. Evet şöyle yaptığınız zaman boyun ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Bakınız boynumuz bu ölçüde olacak. Daha büyük yaşlar için 5'er ve 10'ar artırarak e, ilerletebiliriz. Bir yaş daha büyük için öreceksek 10 tane zincir çekelim. Daha sonrası için 5'er zincir ilave edelim. Yoksa çok kocaman yetişkinler için ölçümüz büyür. Evet 65 tane zincirimizin 1, 2, 3, 4. Dördüncüye gelerek batıyorum. Ve bir tane trabzan örüyorum. Ben bir sonrakine yine batarak ikinci trabzanımı örüyorum ve bu şekilde her bir zincirimin içerisine birer tane trabzanımı örüyorum. İplerimize göre tığ numaramızı kullanalım. Eğer ipimiz ince ise iki ya da iki buçuk numaralı tığlarımızı tercih edelim ve zincirimizi biraz daha fazla çekelim. Bu ölçüde bile olmuş olsa zayıf kalacağı için yani yetersiz kalacağı için 5 ila 10 fazla zincir çekerek sayımızı santim olarak eşitleyelim. Şöyle görelim bakınız birer birer trabzanlarımızı örerek zincirimizi tamamlayalım. Zincirimizi bir uçtan diğer ucuna kadar birer trabzanımızı örerek tamamladım. Hemen ikinci trabzanımı örmek için bitiş trabzanının üzerinden 1, 2, ve 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum birinci trabzanımı zincirden ördüm yanındaki trabzanımı örüyorum 2 2 tane trabzan ördüm 3. trabzanımı iki tane örerek artışımı yapıyorum Bir. aynı yere bir daha batıyorum 2 yani bu sıramızda birinci sıramızda bakınız hepsini birer e, trabzan olarak ördük ikinci sıramızda ise iki trabzan iki tek bir çift, iki tek bir çift olarak öreceğiz. Bir ve ikinci tekimi örüyorum. Çift olarak örüyorum. Üçüncü trabzanımı bakınız. Aynı yere batıyorum. Ve bu şekilde boğazımızın hem artışını hem de rahatlamasını, genişlemesini sağlıyoruz. Tekrar iki tane tek bir ve iki tek. Üçüncü çift 1 ve 2 şöyle görelim başlangıçtan itibaren iki tek bir çift iki tek bir çift iki tek bir çift olarak ikinci sıramızı tamamlayalım son trabzımıza kadar ördüm hemen son trabzanımın üzerine üç tane zincirimi ilave ediyorum çeviriyorum ve tekrar örmeye başlıyoruz bakınız birinci sıramızda tamamını birer trabzan olarak ördük ikinci sıramızda ise. 2 tane tek, 1 tane çift. 2 tek, 1 çift olarak ördük. 3. sıramızda ise 3 tek, 1 çift olarak örelim. 1. trabzanımı ördüm. Hemen ikinciye bakın. Şu kısma batmıyorum. 2. trabzanımın üzerine batıyorum. 2. Bir sonraki trabzanımı da örüyorum. 3 tane tekli trabzanımı ördüm. Yani ikili trabzan fakat birer birer ördüm. 4. trabzanımı ise örüyorum yanına bir tane daha batıyorum ve çift olarak artışımı yapıyorum 3 tek dördüncü çift ve devam ediyorum 1 2 3 3 tek dördüncü çift 1 ve 2 bakınız 3 tek bir çift tekrar 1 2 ve 3 4. çift olarak örüyorum 3. sıramızı 3 tek 4. çift olarak tamamlayalım 3. sıramızı da tamamladık şöyle hatırlayalım bakınız yaptığımız 65 zincirimizi çekerek başladık 1. sırasında sadece trabzan ördük 2. sıramızda 2 tane tek 1 çift Üçüncü sıramızda üç tek bir çift. Şimdi dördüncü sıramızı örüyoruz. Dört tane tekimizi örüp tekrar beşinciyi çift olarak örelim. Ve e, bu sıramızda olduğu gibi sıramızın hemen e, en sonuna ya da sondan bir öncesine çift örmemiz gerekirse kesinlikle örmüyoruz Tek olarak örüyoruz. Bakınız, çiftimi ördüm. 1 2 3 Sonu. Çift olarak örmem gerekiyordu. Örmedim. Bu en sona ya da sondan bir öncesine çift yaptığımız zaman buradaki görüntümüz bozulacağı için daha geride artışlarımızı yapalım. Şimdi dört tane tek beşinciyi çift olarak örmeye başlayalım. Zincirimi çekiyorum. Ve örgümün arka yönünü çeviriyorum. İkinci trabzanımdan örmeye başlıyorum. İkincisini ördüm. Üçüncüyü ördüm ve dördüncü trabzanımı ördüm. 4 tane tek trabzanımı ördükten sonra 5 trabzanımı çift olarak örüyorum. Ve bakınız 1, 2, 3, 4, 5. çift. Bu sıramız bu şekilde devam edecek. 2, 3, 4, 5. çift. Bakalım Bakınız 1 2 3 4 5. çift bu sıramızı ve bundan sonraki öreceğimiz sırayı yine 4 tane tek olarak örelim. 5. çift olsun. Bundan sonraki sıramızda da yine 5. sıramızda da yine 4 tek. Ondan sonraki sıramızı da yine 4 tek olarak örelim. Ve teklerimizi Ördükten sonra bir tane arkasında beşincilerimiz de çift olarak olsun ve artışlarımızı bu şekilde yapalım. 1 iki, üç, dördüncü, beşinci ve altıncı sıramız dört tane tek olsun. Bakınız 1 iki, üç, dördüncü sıramızdayız. Beşinci sıramızı ve altıncı sıramızı yine bu şekilde örelim. Sonrasında görüşelim. Evet sıralarımızı örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıramızı ördük ve 6 sıramızı 4 tane tek bir tane çift olarak ördük. Şimdi 7. 8. ve 9. sıralarımız ise bütün trabzanlarımızı birer birer örelim. Bakınız burası 7. sıramız. Hepsini birer birer örüyoruz ve herhangi bir artış yapmıyoruz. Sıramızı tamamladıktan sonra yine 8. ve 9. sıramızı da her birisine birer tane örerek tamamlayalım ve bu şekilde robamız istediğimiz ölçüye ulaşmış olsun. Birer birer örerek gelmiştim bakınız. Yine her birisine birer tane trabzan örerek sıralarımı tamamlıyorum. 7, 8 ve 9. sıramızı tamamlayalım. Robamız yeterli ölçüde olsun. Bakınız artış yapmadan ilerlemekteyim. Bu şekilde örerek sıralarımızı tamamlayalım. Evet, sıralarımızı tamamladık ve artık e, kollarımızı birleştirip gövde kısmını ayrı örmeye başlayabiliriz. Bakınız, her iki arkamızı 22 trabzan, 22 trabzan ayırdık. Kollarımızı 42 ve 42 olarak ayırdık. E, bluzumuzun ön kısmı ise 49 tane trabzandan oluşmakta. Birkaç tane eksik ya da fazla olursa trabzanlarınız hiç fark etmez. Eşit olacak bir şekilde yani kolları karşılıklı eşit ayarlayalım. Eğer fazlaysa birer kollarımıza verip birer de arkamıza verirsek e, kolaylıkla halledebiliriz. Kesinlikle sökmeyelim. Evet şimdi 22 tane trabzanım ördüm. Kırmızı işaretimin olduğu yerdeyim. Bakın saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20 ve 22. Tam 22 tane trabzan ördüm. Aradaki bulunan 42 tane trabzanımı atlıyorum. Ve diğer kolumuza birleştirme işlemimizi yapıyoruz. Ama araya kolumuzun altında güzel bir genişlik olması için 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Tırabzanlarımın tamamını atladıktan sonra bu aradaki bölümü hemen beyazımdan sonraki ilk trabzana gelerek batıyorum ve önüm için ayırdığım 49 tane trabzanımı birer birer örüyorum hiç farklı işlem yapmıyorum bakınız birer birer trabzanlarımızı örelim diğer işaretimin olduğu yere kadar birer trabzan öyle bir mavi trabzanımızın yanında görüşelim. İşaretimin bulunduğu noktaya kadar geldim. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve kolum için ayırdığım 42 tane trabzanımızı bakınız. 42 trabzanımızı atlayıp hemen işaretimin 22. geliyorum ve birer birer örerek en son noktaya kadar ilerletiyorum. 3 zincirimi çektim, büküyorum tığımın başını doluyorum ve arkadan örmeye başlıyorum. En son trabzanıma kadar birer birer batarak ilerliyorum. arkamızı birer birer örerek geldim kolumu birleştirdikten sonra şimdi diğer arkanın hemen yanı başındayız ve her ikisini de birleştirip artık gövdemizi tüm olarak örelim bakınız şu kısım önümüz kollarımız ve arkamız arkayı birleştirelim ve yuvarlak bir şekilde bluzumuzu örmeye başlayalım 3 tane zincir çekerek oluşturduğum trabzanımın tepesine gelerek batıyorum sadece batıyorum geçişimi yapıyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı ördükten sonra ilerlemeye devam ediyorum bakınız bu bir tane trabzanımız hemen yanındaki trabzanımı örüyorum hep düz yönden örmeyelim bir sıra düz yön bir sıra ters yön olarak örelim ve zincirimiz arkamızda sabit dursun. Kayma olmasın. Eğer hep tek yönden örecek olursak başlangıç zincirimiz biraz kayma yapacaktır. Evet şimdi kol altı zincirimizin bulunduğu yere kadar ilerliyorum. Tam kol altımıza geldim. 3 tane zincir çekmiştim. Tığımın başını doluyorum. Bakınız. En son trabzanımızı da ördükten sonra birer birer zincirimizi örelim. 1 2 ve 3 3 trabzanımı ördüm ve devam ediyorum artık ilk trabzandan başlıyorum her birisine birer tane batarak arkadaki başlangıç yerimize kadar ilerleyelim şuraya kadar gelelim aynen burada yapmış olduğumuz gibi diğer kolumuzun altına da birer birer trabzanları yerleştirelim ve bitiş noktasında tekrar görüşelim diğer kol altımızı da örerek geldim arkamızı tamamladım şimdi bakınız tam başlangıç noktamızın bulunduğu yerdeyiz şöyle görelim bakınız şöyle tam bluzumuzu ortalı bir şekilde ördük diğer tarafa geçişimizi yapıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktamız ise bakınız birleştirmemizi yaptıktan sonra şişimi batıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Düz devam etmiyorum bu tarafa. Hemen örgümün arka yönünü çeviriyorum. Tabi önce 3 tane zincirimizi bu yönde çekelim. 1, 2, 3 arka yönünü çeviriyorum. Bir ters yönden bir düz yönden, bir ters, bir düz yönden bluzumuzun gövde kısmını yeterli ölçümüz olana kadar örüyoruz. Hep düz yönden ya da hep ters yönden örmeyelim. Bakınız normal şartlarda devam edecek olsak bu tarafa doğru geçişimi yapmam gerekiyordu. Ama buradaki bakın zincir çektiğim yerler hep birbirinin üzerinde olacak. Hep düz yönde örsek bu tarafa doğru kayacaktı ve sırtımızda kötü bir görüntü oluşacaktı. Şimdi bir düz yönden bir ters yönden bir düz bir ters yönden örelim istediğimiz ölçü gelince tekrar görüşelim Bluzumuzun kolunun bir tanesini de ördüm. Gövdemizi tamamladıktan sonra şimdi ikinci kolumuzu sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Kolumuzu da tıpkı gövdemizde yaptığımız gibi bir ters yönden bir düz yönden örerek tamamladık. Şöyle bakınız arkadan görüntüsü bluzumuzun geçiş yerimiz aynı yerde devam etti ve o kadar belirli bir e, görüntü oluşmadı. Yani hoş olmayan herhangi bir görüntü oluşmadan bluzumuzun arka kısmını tamamladık ve istediğimiz ölçüde. Şimdi diğer kolumuzu da sizlerle birlikte çalışalım. Hemen kol altına gelerek örelim. Tam kol altından batıyorum. Sabitliyorum. 1 2 ve 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen ilerliyorum. Yandaki olan trabzanıma bir tane trabzan örüyorum. Bakınız birer birer ilerliyorum ve e, kol olan bölüme geldim. Her bir trabzanıma bir tane örerek başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Her trabzanımıza birer tane trabzanımızı örelim. Evet şimdi dolaşarak kolumuzu örüyoruz. Bakınız bir ters yönden bir düz yönden örerek tamamlayalım ve arada bir tane eksiltelim bakın bir tane eksiltmemizde son trabzanımı örmüyorum hemen ilk başlangıç trabzanıma batıyorum bakın bir tane eksilttim biraz daraltıyorum bir iki üç tane zincirimi çekip düz yönü çeviriyorum her sırada eksiltme işlemimizi yapmayalım iki sırada üç sırada bir yapalım yeterli genişliği gördüğümüz zaman azalma işlemini yapmayalım her iki kolumuzun bitiş sayısı da eşit olsun. Evet şimdi düz yönden örüyorum. Bitirdikten sonra eksiltme işlemi yapmayacağım bu sıramızda bir tane yaptığım için birkaç sıra ördükten sonra birer eksilterek kolumuzu istediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar örelim. Bir düz yönden bir ters yönden kolumuzun her ikisini de örerek tamamladık. Belli bir genişlikte olan kolumuzu iki sırada bir eksilttik ve istediğimiz e, ölçüye geldikten sonra darlığa geldikten sonra bakınız şu kısımdan sonrasında artış yapmadım. Sizler de hangi e, kol genişliğini istiyorsanız o kadar daraltmayı yapalım. E, yeterli ölçüye ulaştığımız zaman bırakalım ve belli bir miktar düz aynı sayıda örelim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 sıra kolumuzu ördüm. Şimdi gövdemizin fırfır kısmını örmeye başlayalım. Evet şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sıramı saydım. Bakınız 7. sıraya geçeceğim yerden şu şekilde başlamak istiyorum. Sizler dilediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Yani hangi yükseklikten fırfırımızı yerleştirmek istiyorsanız oradan başlayalım. Ve ilk şöyle atalım. Diğer taraftan çıkıp 3 tane zincirimizi çekelim. Şöyle geçiyorum. 1 2 3. 3 zincirimi çektim. Hemen yanındaki tırabzanıma başını doluyorum. Şu şekilde geçişimi yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. Tekrar bir sonraki yuvaya bakınız. Şöyle geçiş yapıyorum. 1 2 1 2 3 tane trabzanımı ördüm. Hemen yanındaki yere şu kısma bakınız. Tekrar örmeye başlıyorum. Dördüncü trabzanımı ördüm. Dördüncü trabzanımızı ördükten sonra yine hemen yanından giriyorum. Beş. Yanından giriyorum. Altı. Altı tane düz trabzanımızı ördük. Ebru ipimizde. ipimizle. Şimdi fırfırımızı örmeye başlayalım. Aynı yere tekrar giriyorum. Yeniden bakınız aynı yerden örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanım aynı yeri ördüm. 4 ve 5. 5 defa örmek yeterli. Daha fazla isterseniz ipiniz inceyse birazcık daha doldurabilirsiniz. Ve devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen bir sonraki yere geçiyorum. 1 Hemen yanından. 2 tek trabzan örüyorum 3 şöyle açalım 4 ve 5 5 tane trabzanımı örüyorum bakınız 5 tek 1 2 3 4 5 5 teki ördükten sonra altıncıya giriyorum ve başlıyorum 1 aynı yeri örüyorum 2 bakınız aynı yere aynı yere örüyorum 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı aynı noktaya ördüm yani 6. trabzanımın içerisine ördüm aralarda 5 tane trabzanımız var ve devam ediyorum tığımın başını doluyorum en son girdiğim yerden girip yandaki trabzanımdan çıkıyorum 1 tek trabzanlarımızı örüyoruz 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm 5 tek trabzanımı ördüm 1 2 3 4 ve 5 tığımın başını doluyorum 6. trabzanımı örüyorum ve başlıyorum 6. trabzanımın olduğu yere 1 aynı yere giriyorum 2 Aynı yere giriyorum. 3 4 5 5 tane trabzanı aynı yere örüyorum. Bakınız arada 5 trabzan var. 5 tane trabzan ise tek bir noktanın içerisine örüyorum. Şimdi 5 tane düz trabzanımızı örelim. Bittikten sonra bakınız hemen yanından giriyorum. Diğer yandan çıkıyorum. 1 Devam ediyorum. Hemen diğer yandan 2, 3, şöyle bakalım yanlışlık yapmayalım, 4 ve 5, beş. 5'teki örüyorum. 5'teki ördükten sonra 6'ncıyı örüyorum, 6 trabzanı ördüğüm yere bakınız 1, 2, 3 4 ve 5 5 tane trabzanım örüyorum ve sonrasında 5 tane düz trabzan örüyorum sıramızı bu şekilde tamamlayalım Bluzumuzun robasındaki fırfırlarımızı bir uçtan diğer uca kadar örerek tamamladık. Omuzlarımızın üzerinden geçişimizi yaptık. Ve en son bakınız bu taraftayız. Şöyle sağ taraftan başlamıştık şu elime tuttuğum yerden. Şimdi diğer taraftayız ve hemen kaldığımız yerden örmeye devam ediyoruz. 1 bir. bir tane de önce çekmiştim. 2 3 tane zincirim oldu. Şimdi bütün trabzanlarımın birer birer üzerine trabzanlarımızı sadece örelim. Hiç artma ya da eksilme yapmayalım. Bakın sadece trabzanlarımı örmekteyim birer birer hiç farklı bir işlem yapmıyorum gördüğüm her trabzanın üzerine batıyorum ve ikili trabzan şeklinde fırfırlarımı örüyorum birer birer şöyle görelim Bakınız gayet güzel görünmekte. Hiç farklı bir işlem yapmıyorum. Sadece birer birer örelim ve sıramızın sonunda görüşelim. Bluzumuzun robasını örerek tamamladık. Bakınız iki sırada tamamladık. Dilerseniz ipiniz ince ise e, ve de zayıf durduysa üç sırada da tamamlayabilirsiniz. Tamamen kendiniz kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Evet şöyle de Arkasını görmekteyiz bakınız. Şuradan daha sonra düğmemiz için kapatacağız. Şöyle omuzlarımızın üzerinden gayet güzel gelmekte. Evet şimdi etek uçlarını da aynı renkten öredim. Tam ortadan ikiye ayırdım. Şöyle görelim bakınız tam ortadan ikiye ayırdım ve hemen örmeye başlıyorum. İşaretimizin olduğu yerden başlayalım. Öncesinde zincir çekerek başlıyorum bağcık olarak kullanmak istiyorum o yüzden zincirimi uzun çekiyorum şöyle dilediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz zincirimizi fiyonk bağlayacak kadar olursa daha güzel olur en azından bir fiyonk şu kadar çektim hemen santim olarak bakalım ölçüsüne Tabii tamamen bunlar e, zevkinize göre ayarlamalar yapabileceğiniz ayrıntılar daha uzun seven arkadaşlarım daha uzun zincirini çekebilirler. Şöyle görelim. 17 santim. Şurada bakınız. Evet 17 santim zincirimi çektikten sonra işaretimin hemen yanından tığımın başını dolayarak başlıyorum. Tırabzanlarımı örüyorum. Her bir göze birer tane trabzanımızı örelim ve diğer işaretimin bulunduğu noktaya kadar ilerleyelim. İşaretimin bulunduğu noktaya kadar şu şekilde trabzanlarımızı örerek geldim. En son trabzanımın üzerine yine başlangıçta olduğu gibi zincirimi çekiyorum. 17-27 santim arası zincirimizi çekelim. Hem başlangıçta hem de bitişte zincirimizi bitirmiş olalım. Arka tarafta da aynı işlemimizi tekrar edeceğiz. Zincirimi çekerek tamamladım. Şimdi işaretimi alıyorum. Diğerine de hemen yanındaki yerden zincirimi çekerek örmeye başlıyorum. Bakınız arada tam yanlardan böldük 17-27 santim 20 santim gelecek kadar zincirimizi çekelim yanlardan bağlamak için çekiyoruz bu zincirimizi birkaç tane daha çektikten sonra evet tığımın başında oluyorum hemen bakınız Trabzanımı örmüştüm. Yanındaki ilk boşluktan başlıyorum. Sırası ile diğer trabzanımı başladığım noktaya kadar birer birer örerek trabzanlarımızı ilerletelim. Zincirimizi çekerek başlamıştık. En son noktaya kadar geldik. Diğerinin başlangıç noktasına yine zincirimizi çekerek burayı da tamamlayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hemen hemen 40 tane zincir yeterli oldu. Bakınız diğeriyle aynı uzunlukta. Evet iplerimizi kopardıktan sonra şu şekilde düğümlerimizi atarak ya bir fiyonk ya da iki fiyonk şeklinde kullanabiliriz. Diğer tarafta bakınız aynı şekilde uçtaki bulunan iplerimizi de içe doğru toparlayalım. Şimdi kolumuz için de aynı işlemimizi yapalım. Kolumuzun altı sürekli değiştirdiğimiz nokta burası. Bu kısımdan başlamıyoruz. Tam tepe noktasına gelen kısmımıza işaretimizi takıyoruz. umuzun tam üst noktasına bakınız. Ortalayalım. İlla saymanıza gerek yok. Dilerseniz sayabilirsiniz. İşaretimizin hemen yanından zincir çekerek örmeye başlayalım ve bu kısmı tamamen dolanalım düğümümüz bu kısımda olsun yani bileğimizin üst kısmında hemen zincirimi çekiyorum diğer kolumuzu da bu şekilde ayarlayalım yeterli zincirimizi çektikten sonra hemen örmeye başlayalım Kollarımızı da tamamladıktan sonra arkasında kapadığımız zaman bluzumuz kullanılmaya hazır hale gelecek. Evet. Yeterli zincirimi çektikten sonra işaretimin hemen yanı başından başlıyorum. Trabzanımı örüyorum. İşaretime kadar yuvarlak bir şekilde yani dümdüz örelim ve burada görüşelim. Zincirimizi çekerek başladım. Tamamını ördükten sonra yine zincirimizi çekerek kolumuzun kenar süslemesini çalıştık ve şu şekilde fiyongumuz attık. Daha sonra buradaki görmüş olduğumuz fazla iplerimizi içine çekerek gizleme işlemimizi yapacağız. Şimdi yakamızı da bir sıra sık iğne ile dolaşalım aynı rengimizde. Evet. iki trabzanımın arasına giriyorum. Bakınız 1 ile 2'nin arasına sık iğne olarak örelim. Diğer trabzanın arasına giriyorum. Her trabzanın arasına bir tane sık iğne batarak ilerliyorum. Ve tam aralara bakınız. Trabzan aralarına batmaktayım. Tepe noktasına değil. Diğer uç noktaya kadar örerek ilerleyelim diğer uca kadar örerek geldim hemen yana geçişimi yapıyorum bir tane bir iki üç üç tane zincirimi çekiyorum ve bir tane düğme yeri ayarlıyorum bir tane daha çekiyorum dört hemen diğer bakın trabzanıma geçiyorum burada ileğimi ayarladım ben yan taraftan birer birer sık iğne ile arkamızı da kenar çalışması olarak yapalım Ebroli ipimizle. Bakınız her trabzanımıza ikişer defa batarak işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Alt kısma geldim. Alt kısımdan diğer tarafa geçişimi yapıyorum. Şu şekilde sadece içinden geçiyorum. Bakınız içinden geçtikten sonra tekrar sık iğne ile yukarıya doğru ilerliyorum zincirlerimizin yani trabzanlarımızın içerisine ya 2 ya da 3 ne kadar e, genişliğiniz varsa çok fazla doldurmayın 2 ideal olmakta 1 ve 2 1 2 Evet başa kadar geldik ve tamamladık en son trabzanımı da örüyorum bir tane daha yaptıktan sonra başlangıç yerime gelerek batıyorum ve birleşiyorum Evet Evet bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna geldim düğmemi diktim bir tane şöyle arkadan görelim gayet güzel bir çalışma oldu Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere